tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de önlemler artırılıyor. Vatandaşlar da kendilerini korumak için koronavirüs hakkında sorular sormaya başladı. Bu sorulardan biri de koronavirüs yiyeceklerden insanlara bulaşır mı sorusu oldu. Peki koronavirüs yiyeceklerden insanlara bulaşır mı? İşte yanıtı. Wuhan şehrinde başlayan bu enfeksiyonun muhtemelen deniz ürünleri ve çeşitli vahşi hayvan et ürünlerinin de satıldığı pazardan insana bulaştığı düşünülmektedir. Şu an hastalığın insandan insana bulaştığı kanıtlanmıştır. Bulaşma genellikle hasta kişinin öksürmesi ve aksırması sırasında oluşan damlacıkların 1 metreye kadar yakın temasta ve korunmasız kişilerin solunum yollarından girmesiyle oluşmaktadır. Konu tüm dünyayı etkileyen ciddi bir salgın olduğunda gözler ilk olarak yiyecek ve içeceklere kayıyor. Birçok insanın aklında yiyeceklerden koronavirüs bulaşır mı şüphesi dolaşıyor. Ancak içinizi rahatlatacak bir bilgi verelim. Şu ana kadar yaşanan vakalarda ya da yapılan bilimsel araştırmalarda böyle bir bulguya rastlanmamıştır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi şu ana kadar gıdanın virüsün muhtemel bir kaynağı veya bulaşma yolu olduğuna dair bir kanıt olmadığını açıkladı. Yeni tip koronavirüsün bulaşması açısından paketlenmiş gıda ürünleri herkesi tedirgin ediyor. Ancak paketlenmiş üründe paketten ürüne bulaşma riskinin neredeyse hiç olmadığını söyleyen tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Aynur Eren Topkaya şöyle konuştu. Virüsün cam, teneke, kutu, plastik ya da kağıt ambalajlarda canlı kalma süresi çok farklı. Ancak bu paketli ürünlerden çıkarılan gıdaların pişirilerek tüketileceği düşünüldüğünde virüsün gıda yoluyla bulaşma riskinin olmadığını söylemek mümkün. Dışarıdan eve girdikten sonra eller mutlaka yıkanmalı, paketlerin üzerleri silinip dolaba yerleştirildikten sonra da mutlaka eller yine su ve sabunla yıkanmalı. Sonuçta el yıkama ve hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz sürece virüsü kendimize bulaştırma ve enfeksiyon riski çok düşük. Çin'deki hayvan pazarlarından bulaştığı düşünülen virüsün et ve et ürünlerinden bulaşıp bulaşmayacağı da tartışma konusu. Et ve et ürünlerinin de çiğ olarak tüketilmemesi gerektiğini hatırlatan Profesör Doktor Aynur Eren Topkaya konu hakkında şunları da söyledi. Bu virüs her türlü 60 derece ve üstüne dayanıksız olup öldüğü için et ve et ürünleri pişirildiği takdirde enfeksiyon riski olmayacaktır. Koronavirüs süreciyle ilgili halk arasında merak edilen sorulardan biri de sivrisinek ısırığı koronavirüs bulaştırır mı oldu? Şimdiye kadar yapılan incelemeler ve bulgularda sivrisinek veya böcek ısırığından bulaşabileceğini gösteren bir kanıt veya bilgiye rastlanmadı. Görülen tüm vakalarda koronavirüs, hasta bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı zaman etrafa yayılan zerrecikler, burun akıntısı ve tükürük sebebiyle sağlıklı kişilere bulaşmıştır. Salgının Türkiye'ye yayılmasıyla vatandaşlar kolonyaya da yöneldi. Peki kolonya virüsü önlemede ne kadar etkili? Öncelikle eğer bünyenize koronavirüs girmediyse, yani hasta değilseniz, alkol virüsün etkisiz hale getirilmesinde oldukça etkili. Kolonya %80 oranında alkol içerdiği için hijyen açısından yeterli olacaktır. Tabii dozunda kullanmadığınız takdirde cildinizi tahriş edebilirsiniz. Ancak hali hazırda hastaysanız vücudunuza dökeceğiniz alkol virüsün yok olmasını sağlamayacaktır.